Bugün iki tane yarışmacımız aramıza katıldı. Yeniden tekrar hoş geldiniz. Ama daha öncesinde Ayşe'cim seninle bugün çok üzünlendik ve ağladık. İyi ki geldin, hoş geldin. Efendim Ayşe aramıza bugün katıldı. Bugün neler yaşadık, nelerde duygulandık, üzünlendik. Bir izleyelim, onun üzerine konuşalım. Olur mu tatlım? Hadi bakalım. Sarsıntıyla uyandım. Çocuk odasına yönelirken zaten diğer çocuklar kolon vurmuş. Onlara hiçbir şekilde ulaşamadım ama 10 saat enkaz altında kaldım. Ve çocuklarıma seslendim. Hiçbir şekilde sesi gelmedi bana. Dişlerim enkazda kaldığı için çok kelimelerim bazen düzgün çıkmayabiliyor. Depremde mi oldu dişleri? Evet. Ama sadece dedim ki Allah'ım ne olur en azından ondan kurtulmuş olsun. Sesleri bana gelsin yeter dedim. Ama Rabbim bir tane bana bıraktı. Mehmet, Miraç diye bağırdığımda ama hiçbir şekilde sesini duyamadım. Ya o zaman dünya başıma yıkıldı ama bana söylemediler. 3 gün sonra duydum. Yani çocuk çok şey yapıyor ya. Abilerini soruyor, ne diyeceğim bilmiyorum. Çünkü şimdi duymak görüyorum. Için mücadeleni veriyorsun. Hepsi okula gidiyor ama bakamıyorum bu çocuklara ya. Çünkü her onlara baktığımda çocuklarım aklıma geliyor. Dedim ki oğlum nasılsın? Anne korkuyorum. Dedim korkma oğlum ben yanındayım. Ama çıkacağız ama ben bundan çok umutlu da değildim. Çünkü artık yavaş yavaş nefesim tükenmek üzereydi. Yani artık çok kötü git gellerdeydim. Ama dedim ki ben çocuğum için nefes alacağım. Ama keşke en azından diyorum ki bir tanesi de yaşasaydı. Kardeşine sahip çıksaydı. Çünkü onun psikolojisi şu an hiç iyi değil. Kanza alalım diye biriktirdik işte ben de biriktirdik hani bir yere gitmesin diye. Sonra o parayla kanza yaptırdık. Gittik birlikte nevresim falan aldık. Bilemedik yani mezarını bulacağım. Ülkemizde yaşanan büyük felaketlerden biri deprem. Herkes etkiledi. Adıyaman, Kahramanmaraş, Adana, Gaziantep birçok yerde bir sürü insanın canını yaktı. Bunlardan biri de yani depremzedelerden biri de Ayşe aramızda. İyi ki geldin, hoş geldin ama dinlerken ve izlerken bile insan üzülüyor, dayanamıyor. Çünkü anne eğer evlat varsa evde önce çocuklarını düşünüyor. Neler yaşadın tekrar konuşabilir miyiz seninle? Ben seni kesmeyeyim. Yani o gece mesela sen odanda yatıyordun, eşin yanındaydı. Küçük çocuğun yanında yoktu değil mi herhalde? Abileriyle beraberdi onlar. Evet, ranza yaptırmıştı. Ranzadaydı. Zaten sarsıntı oldu. Ben direkt çocuk odasına yöneldim. Sarsıntı olduğu anda çocukların yanına koştu. Evet. Yani korkmasınlar ama hiç böyle yıkılacak gibi bir şey hissetmiyordum. Yani hiç aklımın ucuna gelmedi. 2-3 adım atabildin mi o arada? Zaten çok yakın. Zaten çocuk odasına gittim. Eşim arkamdan gelmeyle yığınların arasında kaldım. Siz aynı anda aynı odanın evet, bitişinde... Evet. Hepimiz çocuk odasındaydık. Yakalandınız. Yakalandık tam. Ve... İkisini hiç görmedim. Sadece büyük oğlumun sesini duydum. Anne dolap üstüme düşüyor diye. Sadece bir çığlık. Yığınların arasında kaldım ama bilmiyordum. Sadece salavat getiriyordum. Yani çıkacağım bile bilmiyordum ben. Küçük oğlum yanımdaydı. Anne korkuyorum dedim. Korkma oğlum ben yanındayım ama ne olduğunu da anlayamadım. Dedim ki ya tek bizim ev yıkıldı nasıl bir şey. Eşim sağ olsun yanımdaydı. O biraz bana destek çıktı. Dedi ki nefes al. Sürekli nefes al. Bağırma ama ben bağıracak kadar artık şeyim kalmadı. Eşim müdahale ediyordu sürekli nefes al. Ama hiçbir şey yüzüm iki kafam iki taşın arasında kalmıştı. Ve yüzüm şişiyor dedim ki hissetmiyorum hiçbir yerimi. Hiçbir yerimi hissetmiyordum. Yüzüne bir şey mi geldi? İki taş, taşın beton. Arasında kaldı. İki taşın arasında kaldığı için dişlerin. Dişlerimde çıktığımda yüzüm zaten bayağı. Felçliydi. Öyle mi? Yüz felci geçirdi. Yüz felci geçiriyordum. Evet. O fotoğrafta şiş ya yüzü. Ayşe o sıra felçliydi. Yani hiç hareket etmiyordu yüzü sıkıştığı için. Çok şükür tedaviyle şimdi kendine geldi. Çok şükür. Peki o küçük çocuğunu nasıl alıp koruyabildin? Ben onu hiçbir şekilde elimi bile atmadım. Sadece ayakları altımda kaldı.
yüzü dışarıdaydı ama bize göre daha iyiydi. Nefes alıp verebiliyordu. Birazcık açıklık varmış. Onunla daha iyi nefes alıp verebiliyordu. Eşim de ben çok kötüyüm bağırınca, o da tek bir elini oynatınca, üstümdeki yığınlığı almaya çalışınca o da bütün nefesini kapatmış. Aldığı nefes bir yer varmış, orayı da kapatınca. Şimdi eşinle aranda çok mesafe yok, var mı? Yok, yan yana düşmüşüz. Yan yana düşmüştünüz. Yan yana düşmüşüz. Küçük oğlunuz da yanınızdaydı. O da benim altımda kalarak arkamdaydı. Yüzünü görebiliyor muydun oğlum? Hiçbir şekilde göremiyordum. Hiçbir şey göremiyordum. Sadece sesini duyabiliyorsun. Ayrı yerlerdesin. Evet. Öbür iki çocuğuna hiç ulaşamadın. Sadece büyüğünün sesini duydum. Anne dolap üstüme düştü diyebildim. Anne dolap üstüme düşüyor, dedim ki yetişiyorum, dedim koşmamla, zaten de eşim arkamdan gelince yığınlığın arasında kaldım. Benim en büyük gayem şimdiki çocuğum için, yani en azından onun bir geleceği için. Yani diyebilirler ki buraya şimdi acısı taze çıkmış diyebilirler ama herkesin amacı sadece para değil. Ben çocuğum mutlu olsun diye Büşra izliyordu. Anne çok eğleniyor, sen hep ağlıyorsun, üzülüyorsun. Sen de git eğlen anne ne olur. Dedim ben de senin için gideceğim. Sen ben de istersen ben gitmez miyim dedim oğlum. Ama çok şükür buradayım şimdi. Sizinle beraberim. Buradasın, hoş geldin. Bir veterimizi izleyelim mi? Çünkü o dehşet anları var. 10 saat boyunca kaldığın yerden, evet. O yerden nasıl çıkmışsın, nasıl kurtuldun? O resimleri bir bakalım, tekrar bir görelim. Burada eşimi çıkarıyorlardı. Ben eşimin çıkarılan aldığını görmedim. Çünkü bayılmıştım artık ama ben çıkıldım. Sana nasıl ulaştılar? Sonra bana seslendiler. Ben uyandığımda ip takılıydı. Bayağı tünel gibi kazmışlardı şuram. Bayağı bulmuşlar o zaman eşinin şeyiyle, ısrarıyla. Buram zaten dışarıdaydı. İple falan çektiler. Ondan sonra Ankara'ya getirdiler, tedavi gördük. Çocuğunu senden sonra mı çıktı? Benden sonra çıktı ama işte vücudunda yara bere çok fazlaydı. Ayaklarında artık sinir hissi yok. Onun için tedavi... Ezilmelerden. Şu an apo giyiyor kendisi. Yürüyemiyor. Şu an yürüyemiyor kendisi. Peki 10 saat boyunca tabii ki su yok, ev yok zaten. Ekmek yok, karanlık. O anda umudunu kaybedip hani diyorsun... Şöyle bir şey dedim, hani her şey buraya kadarmış. Bitti. Sürekli salavat getirdim, dedim ki buraya kadarmış dedim. Yani artık sözün bittiği yer dedim, bitti. Ama oğluma diyordum ki ne oğlum buradayım, yanındayım ama kendi kendimi kandırıyordum. Peki şöyle düşündüm, peki o iki tane çocuğun için belki onlar kurtulmuştur, çıkmıştır. Öyle biliyordu zaten. Seslerini öyle mi biliyordu? Öyle biliyordu. Bilmiyorum, üçüncü gün öğrendim. Nasıl biliyordu Büşra, bir anlat. Biz zaten ilk ben çıktığımda binadan, hani alttan çıktım, ben daha erken çıktım. Ben çıkınca Ayşegül'ün tarafından Büşra abla diye birinin sesini duydum. Muhtemelen Mehmet olduğunu düşünüyorum onun. Onları da ben çok seviyorum, onlar da beni çok seviyordu. Ben binaya doğru koştum. Bağırdım hani Ayşe, Mert, Mehmet, hepsini tek tek bağırıyorum. Bu bana seslenen çocuk kim diye. Gitmeme izin vermediler benim. Hani üstüne çıkarım belki yaşam alanını küçültürüm diye beni dışarıda tuttular. Çıkaramadım, yani yakabuşamadım da zaten. O süreçte biz sürekli iletişim halindeydik. Ayşe'yi çıkardılar, zaten o kurtarma ekibindeki o fotoğrafı da ekip benim eşime gösteriyor. Ben bir binaya girdim, hani alttan çıkardım, bak diyor, resmi bir gösteriyor, diyor ki bu benim komşum. O şekilde biz ulaştık. İlk çıktığında ben biliyordum iki çocuğumun da yaşamadığını ama biz söyleyemedik Ayşe'ye. Yani söyleyemedim, nasıl söyleyeceksin ki bir insanın, sen nasıl, sen çıktın ama çocukların öldü diyemedim, ben diyemedim en azından. Söylemedik zaten, birkaç gün dedik en azından kendine gelsin,
O birkaç gün kendine geldikten sonra Ayşe'yi Maraş'a ailesinin yanına götürdüler. Onlar da zaten Maraş'ta depreme yakalanmıştı. Peki Ayşe o zamana kadar nasıl teselli ediyorsunuz? Ayşe zaten çok kötü. Yüzü, her şeyi kendine çok kötü. Kendine değil yani. Durumu kötü ama Ayşe'yi hani oradan çıkarmamız lazım. Çünkü o 10 ilde kötü durumda ve sevkleri İstanbul'a, Ankara'ya yapıyorlar. Ayşe'yi biz ilk aşamada Maraş'a gönderdik. Ayşe ilk ne zaman çocukları sordu? Ayşe'yi arabanın önünde Maraş'a götürürken iki çocuğun cenazesi arabanın arkasındaydı. Ama Ayşe'nin haberi yoktu. Oraya gidip onları gömene kadar haberi yoktu, söylemediler. Bundan sonra söylediler, hani Maraş'a gömdüler çünkü çocukları. Orada öğrendi. Durumu kötü olunca da oradan tekrar Ankara'ya naklettiler. Uzun süre de Ankara'da ailecek tedavi gördüler. Şimdi çok zor bir durum ya. Şimdi ben de ne diyeceğimi bilemedim ama... Hani kendisi önde Kahramanmaraş'a gidiyor ve arkadaki çocuğunun cenazesi var ve bilmiyor. Şimdi orada onu bilmesi de bir... Daha fazla bir acı değil mi? Bir anda hani gidiyor ve çocuklarını gösteriyorlar ve gömeceğiz diyorlar. Yani öldü artık diyorlar. O anda ne düşündün? Yani ne yaptın? Çok zor bir durum dedim, ya. Dedim kimse bana bir şey söylemediği için dedim herhalde kurtulmuşlar. Bir şekilde bir yerde bana dediler. Biri yoğun bakımda, biri köyde, biri şöyle. Dedim çok şükür Rabbim, yani çocuklarım en azından kurtulmuş. Baktım kalabalık falan olunca dedim ki ne oluyor? Sonra bana söylediler ama dedim keşke bir kere göreydim, görmedim hiçbirini de. Kefenlemişlerdi, görmedim. Dedim en azından bir kere öpeydim, bir kere daha yüzlerini göreydim. Rabbim kimseye bu acıyı yaşatmasın. Ciğer acısı kadar zor bir şey yok ama yine de çok şükür ayaktayım. Yine de bir çocuğum var, onun için mücadelemi hiçbir zaman bırakmayacağım. Ne olursa olsun onun için. Çünkü onlar benim ağlamamı sevmiyordu. Onlara söz verdim ağlamayacağım diye. Peki o zelzele anında çocuklar bağırdı mı deprem oluyor diye mesela o ilk hiç gece? Sesleri gelmedi. Hiç saat, sesleri gelmedi. Hiç sesleri gelmedi. Uyku arasında. Uyku halindeydik. Uyku halindeydik. Sadece büyük oğlumun sesini duydum. Ve ondan sonra da hiç daha seslerini duymadım. Ve çok özledim onları. Bir kere daha olsa diyorum ki hiç mi bir tanesizliği bir kere daha görseydim. 8 aydır seslerini duymuyorum, görmüyorum. Küçük oğlum sürekli soruyor ama ne cevap vereceğimi bilmiyorum. Çok zor ya. Bir de yaşları da 14 ne? 10. 10 yani küçük değil de annenin tam anneyi sevecek yaşlılar aslında. Anneye çok daha çok düşkün, düşkün saatle yaşlar oluyor. Benim oğlum da öyle çünkü. Bir de benim o ortanca oğlum çok sıkıntılarla büyüttüm. Prematür doğdu. Ben onu 5 dakikada bir 5 damla enjektörle besledim çünkü bana dediler yaşamaz ama ben yaşattım. Uykusuz da kalsam da onu bir şekilde büyüttüm. Ama nasip değilmiş. Ve Ayşe şunu söylüyor sevgili seyirciler. Böyle biraz şey olduk ama yapacak bir şey yok. Dertleşiyoruz şu anda ve hayatın gerçekleri bunlar. Aslında biraz da yokluk içinde büyüttüm diyor. Böyle kıt kanaat denk getiriyordum diyor. Hep istediğimiz çocuklarıma bir ranzaydı diyor. Bu arada da Büşra. Büşra çok iyi bir kız hakikaten. Allah inşallah şansını bahtını açık etsin. Büşra ile beraber ne yapıyorsunuz o ara, size anlatın. Allah ona hayırlı bir evlat versin ki beraber büyütelim. Abileri çok istiyordu, her zaman dua ediyordu ama beraber büyüteceğiz. Bugün bir beklentimiz var değil mi? İçim içimize de sığmıyor bugün. Heyecanlıyım. Tahlil sonuçlarımızı bekliyoruz. Çıktı herhalde. Evet.
Peki sen burada olduğun için ekip arkadaşlarım gidip aldı. Onlar görüşmeleri yaptı. Peki şu anda kulağıma çok güzel şeyler söylüyorlar. Çok güzel şeyler de var diyorlar. Bunları konuşacağız. Ama önce ilk veterimize geçmek istiyorum. Ben anne demedim diye ne kötü eş, ne kötü gelin, ne de saygısız gelin oluyorum. Bu iki. Lütfen ismim orada daha fazla geçmesin. Beni oraya getirtmeyin. Yoksa çok kötü şeyler olur. Gerçekten nasıl bir geline sahip olduğumu görüyorsunuz. Hayır, zaten Yaren'i bilen bilir ama anne dese ne olur, Yaren demese ne olur. Ben doğurmamış olsaydım sen o çocuğa nasıl sahip olacaktın? Yani adının geçmesini istemiyormuş. Senin zaten adın geçti şu anda. Sen bu videoyu yaparak beni zaten yaraladın. Senden ben korkuyor muyum? Sen buraya gelsen ne olur, bassan ne olur ya? Vallahi ben... Ay, haddini bileceksin, yerini bileceksin. Ben sana çocuğumu büyüttüm, verdim, babasız. Sen ona istinaden, kocamı seviyor. Senin kocan ağaç kovundan mı çıktı? Anne demiş, anne dememiş önemli değil. Bu tavrı çok 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 yanlış. Baştan sona haklısın. Ya? Şengül teyze, sen gelinine şükret vallahi. Aa, bu. Sen git gelinini öp, hatta hediye al. Ama Filiz de kendinden soğutturmasaymış o kadar da. Kız dolmuş, kim bilir neler yaptı bizim Filiz. Benim gelinim bana anne demesi, ben onun yüzüne bakmazdım, ona da gelin demezdim. Ama bazen çok kötü kaynanalar da var. Ama gerçekten çok iyileri de var. Ben Filiz ablanın o kadar kötü olduğunu düşünmüyorum. Filiz sonrasında çok ağladı, çok üzüldü, mutfağındaki elindeki tatlısını yapamadı, tamamlayamadı. Yani o kadar güzel başlayıp demolize etti beni. O videoyu göndererek gerçekten ne yapmaya çalıştı anlamadım. Çünkü kafası o kadar ufak şeylere çalışıyor ki. Bir kayınvalideye bu tarz bir video gönderilip günüm mahvedilmez, bu bir. İkincisi. Ben sana öyle bir güzel, tertemiz bir çocuk büyüttüm, verdim. Ondan sonra oğlunu aldım, oğlunu aldım. Ama bu oğlan ağaç kovundan çıkmadı ya. Bunun bir annesi var. Bak, bu kadın hem anne olmuş, hem baba olmuş, hem size zor zamanlarında sahip çıkmış, hem sizin elinizden tutmuş. Ya bu kadın daha ne yapsın? Sizin altınıza kırmızı halı mı sersin? Ne yapsın daha? Yani anne dese ne olur, demese ne olur? Artı bu bir saygı gereği, tamam mı? Yani onun anne demiş dememiş çok önemli değil. O zannediyor ki ben kayınvalideme anne dersem yapmacık olurum. Böyle bir dünya yok. Ama işine geldiği zaman öyle güzel şeyler söylüyor, öyle güzel şeyler yapıyor ki hayretler içerisinde kalırsın. Bir, ben şunu anlamadım. Benim oğlum yıllarca onun annesine anne, babasına baba dedi. Yani burada bir saygı var ya, insan ne olursa olsun benim kocamın annesi. Bak ne kadar güzel ya, yeri geliyor ne diyorlar biliyor musun? Ay ne güzel evlat yetiştirmiş. Yaren ilk günden beri mi böyle? Oğlumu alana kadar iyiydi. Oğlumu aldıktan sonra ben zaten senin oğlunu aldım, sen de işin bitti dedi zaten. Ama oğlun tepki göstermiyor mu? Sonuçta onu doğuran bir kadın var yani. Zaten bunları benim oğlum görüp de... Sen benim anneme bunları nasıl yapıyorsun demezse, yani ben kendi evladımdan da şüphe duyarım bu saatten sonra. Çünkü neden? Ya ben sizi babasız büyüttüm. Anne oldum, baba oldum, kardeş oldum, yeri geldi, şöyle, şey aşkım, oldum. Emek şimdi, verdim ya. Şimdi şöyle, o da bir aile oldu ve onun da bir çekirdek ailesi var ya, bir de çocuğu var. Evet. Şimdi şüphe duyamazsın ama bu baştan itibaren hani düzen öyle kurulmalıydı ya. Evet, şimdi kaç sivri senelik değil evli zaten. Onlar? Kaç yani, senelik evliler? 5-6 senelik evliler. 5-6 senedir siz hala böyle gidiyorsanız baştan beri zaten yapacak bir şey yok. Düzeniniz böyle kurulmuş. Ama şimdi şöyle bir şey Songül Hanım. Yani böyle... Şimdi gelinim cahil. Hani cahil dedik, yaşı küçük dedik. Kaç yaşında gelin? Olgunlaşır dedik. Artı anne oldu. Belki düzelir dedim. Kaç yaşında gelin? Ama baktım ki Yaren daha 22 yaşında. Şu anda. Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Yani oğlum 99'lu, o daha 2001'li yani. Küçükler yani. Küçükler. Yani şimdiden böyle sivri sivri konuşup
nereye geleceğini zannediyor. Sen bu kadının yüzüne her zaman bakıyorsun. Sen bu kadının kapısına geliyorsun. Sen bu kadınla oturup yemek yiyorsun. Bu kadının huyunu suyunu biliyorsun. Ya bir insan ne olursa olsun ya. Bir insan kayınvalidesini bu kadar yerlerde gezdiremez. Bu kadar ayakları altına alamaz. Ben zaten Yaren'i kızım olmadığı için başında dedim ki benim kızım olmadığı için... Biz seni çok iyi anlıyoruz. Bunu çok anlattın bize aslında. Evet. Kızımın yerine koydum. Koydum ama koymamalıymışım. De. Yanlış yapmışım. Çok taviz vermişim. Çok yüz vermişim. Herkes yerini bilecek, haddini bilecek. Benim öbür gelinim mesela bana anne diyor ama bir yere eksilmiyor emin ol saygı gereği. Onun zaten bir annesi var. Ben onun annesi olamam ama benim çocuğumun eşiysen, benim torunumun annesiysen buna layık olmalısın. Tamam, biraz sakin gideceğiz. Şimdi diğer gelinleri ve kayınvalideleri de soralım. Şengül abla sen ne dedin? Benim böyle gelinim olsa bana anne demese... Bakmam yüzüne. Bakmam yüzüne. Hayır. Kabul bile etmem, eve bile almam ben onu. Onun oğlu demesin. Senin annene, babana anne diyorsa sen de bu kadına anne diyeceksin. Demesin ama zorundasın. Saygı göstersin. Ne diyeyim? Sevmek bunu, zorunda acaba değil. Ne söylüyor? Ben ona hayret ediyorum. Hadi bunu çağ bir şey söylediler. Kaynanana şunu çağır, kaynanan şunu getirsin. Kaynananı bana çağır deseler buna ne diyorsun? Ne diyor sesleniyordu? Ne diye sesleniyor? Nasıl sesleniyor? Ben ya onu merak ediyorum. Kayınvalidem de demiyor, anne demiyor. Ben ondan anne demesini zaten beklemiyorum ama bir saygı görmek istiyorum. Ya mesela bir şey alacaksa kendi alır, kapı açılacaksa açar, açılmayacaksa kapı çalıyor. Kapıyı açın. Böyle bu tarz. Direkt sivri. Ben o kadar sinirliyim ki gelin olarak. Filiz ablayı bir şey hanım yerine de koymuyor. Abla yerine de koymuyor. Filiz ablayı yok sayıyor. Bunu açar mısın, bunu alır mısın? Orada bir varlık yok gibi davranıyor. Gerçekten çok sinirliyim. Filiz abla ne kadar fedakar bir kadın. Gençliğini çocuklarına adamış bir kadın. O video geldiğinde modu düşmesine rağmen evde bekar olan oğlunu düşünüp onu yaptı. Onu düşünerek o kadın yaptı ve çıkardı. Bırakabilirdi. Ama yaptı, elinden geleni yaptı. Helal olsun. Ya gelini için söyleyeceğim. Ben gördüğüme yorum yapıyorum. Geleni tanımıyorum. Ben gördüğüme yorum yapıyorum. En büyük suçlu oğlu ve geleni. Yani bu kadın bu videoyu çekme cesaretinde bulunuyor, atıyor. Ya oğlu ya, bu kadının kocası yok diye mi bu kadar yükleniyorlar? Kocası yoksa kocaman oğulları var ya. Nasıl sen o videoya bakıp, ya sen bir insan annesi nasıl kayıp bunu yapar ya? Seni yok sayıyor. Fatma sen dedin ki ben Yaren'i anlıyorum. Yukarıda biz otururken Şengül teyze ne dedi biliyor musun? Geliniyle oğlu arasında ilk evlendiği zaman bir şey olmuş. Oğlu demiş ki sen benim anneme bu şekilde davranırsan bavulunu alır ananın evine gidersin demiş. Odur budur bak el üstünde tutuluyor. O zaman elin kızına 10 tane laf edene kadar sen bu çocuğa ne yaptın Filiz? Sen bunu nasıl yani ben büyük konuşmak istemiyorum da. Ya bu anne Fatma düşmanı bu çocuk. Tabii büyük konuşmayayım. Allah'ım büyük konuşmayayım. Yani bu ben anlamıyorum. Bunun oğlu. Buradaki en büyük günah keçisi oğlu. Bence oğlu utansın. Elin kızı söyler. Şimdi oğlu şimdi burada yok ya. Şimdi gelinden video geldi. Oğlunu konuşmaya bir... Ama gelinini bu halay çekmeyi oğlu vermiş. Vermiş eline mendili. Birlikte halay çekmişler. Peki hayır. Gelin olarak Yaren'in tavrı doğru mu? Asla değil. Sen bir de diyorsun ki... Ya çok da kötü bir kaynana değil. Filiz'den kötü bir kaynana olur mu sen? Asla olmaz. Yani geldiğim günden beridir ben hep bunun arkasındayım. Bu videodan sonra ben Filiz abla hani acaba kafamda şey oluyor hani bize ne göstermek istiyordu? Gelinim aşağı, gelinim yukarı sürekli gelinlerini ne kadar çok sevdiğini anlatan, çocuklarına ne kadar çok değer veren bir kadın var karşımda. Karşında bunu bu şekilde konuşması ben kesinlikle Fatma abla şu konuda katılmıyorum. Çocukla alakalı değil. Zaten şunu bir şu algıdan bir çıkın. Kesinlikle bir erkek evlat anne ve eşin arasında kalmamalı. Çünkü en çok sevdiği iki kadın. Tabii ki de anne daha ağır basar. Bu bir bariz bir şey, gerçek bir şeydir. Ama kalkıp da onun ikisinin arasında bırakamaz. Filiz abla bence hiçbir zaman, yani gerçekten çok anaç bir kadın burada. Hepimiz o şekilde. Filiz abla gidip oğlunu hiçbir şekilde doldurmamıştır. Ben buna çok inanıyorum. Çünkü aralarının bozulmasını kesinlikle istememiştir. Hani o kadar kötü ki beni oraya getirmeyin ne demek? Ben zaten burada bir fırladım yani ne oluyor? Bu nasıl bir hani uslup? Gerçekten çok yanlış geldi bana. Bir de şimdi kalkıp bunu yüzüne sana? Karşı anne demiyorsun tamam. 70 milyonun önünde bunu bağıra bağıra söylemenin anlamı var. Evet çok cesaretli. Yani buna başka bir şey diyorlar da söyleyemeyeceğim şimdi.
Peki Serapcığım sen ne düşünüyorsun hayatım? Vallahi ben asıl videoyu oğlundan bekliyorum aslında. Yani bu kadar eşinin söylediği cümlelerden sonra annesine karşı acaba oğlu ne söyleyecek? Ben onu çok merak ediyorum açıkçası. Yani ben de burada arkadaşlara katılıyorum. En suçlu bence oğludur yani. Ben de bir gelinim. Benim de bir eşim var. Benim de iki tane erkek evladım var. Ne ekersin onu biçersin. Bugün sen yaparsan yarın da senin başına daha fazlası gelir. Hep ben bu mantıktayımdır. Empati kurarım. Kimse yaşattığını yani ben olmuyor. Ben 13 yıllık kayınvalidem. Çok da seviyorum kendisini. Çok da değer veriyorum. Yani ben kayınvalidemle çatışabilirim, sıkıntılar yaşayabilirim ama biz kendi aramızda çözeriz. Ama bir başkası benim kayınvalideme bir laf söylerse ben orada aslan kesilirim ne olursa olsun. Yani ben burada açıkçası ben de bir gelin olarak gelininin söylemiş olduğu cümlelerden açıkçası çok utandım. Çok ayıp ve çok yazık. Dün diş hekimimiz buradaydı. Konuştuk ve dün seni kendisinin muayenehanesine gönderdik ve orada muayeneni olduğun dişlerine bakıldı. Güzel haberleri inşallah alacağız. Hemen bir teşekkür etmek istiyorum. Ceren, Mina, Karzan doktorumuza, diş hekimimize çok teşekkür ediyorum. Ayşe'yi kabul etti ama hemen bir izleyelim dün neler oldu. Bakalım Ayşe'yle güzel haberler var mı? Ben bunun yanına şimdi geldim. İlk adım atıyorum. Heyecanlıyım. Bakalım nasıl bir şey olacak. Günaydın Ayşe Hanım, hoş geldiniz. Teşekkür ederim hocam. Şimdi röntgenlerimizi alalım da yeni bir muayene yapalım. İnşallah hocam. Evin yardımı gideceğiz. Kim sorumluluklar? İnşallah güzel bir şey olur. Yapan eliniz yok sizin? Tamam, rötelerinizi aldık. Röntgenlerinizi aldık. İçiniz daha rahat. Yani implant cerrahisine yapabileceğinizi gördüm. Ceren Hanım'la konuştuk. Çok güzel geçti. Çok da heyecanlıyım. Güzel olumlu şeyler söyledi. Haftaya implantım olacakmış. Çok güzel haberler aldım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çok güzel bir haber. Haftaya implant tedavisine başlanıyor. Ne kadar mutluluk verici. Neler yaşadın? Çok güzel geçti. Birazcık daha farklı bekliyordum ama dedim belki olumsuz bir şey olur diye. Çünkü çenemde biraz sıkıntılar vardı. Ceren Hanım'la görüştükten sonra bayağı olumlu şeyler söyledi. Çok heyecanlıydım. Bakalım takıldıktan sonra nasıl olacak? Hala heyecanlıyım. İnşallah da olur. Ama bu senin için büyük bir sürprizdi zaten. Tabii. Bana bayağı bir sürpriz oldu. Çünkü yarışma nedenim en büyük şeyi dişimi yaptırmaktı. Allah hepinizden razı olsun. Fox ekibinden ya o kadar güzel ilgileniyorlar ki. Sağ Allah olsunlar, hepinizden evet. Razı olsun. İnşallah. Çalışıyor. İyi niyetliler. Evet, çok iyi niyetliler. Haftaya 3 gün diş tedavisi varmış. Sen bayağı yoğun olacaksın haftaya. Bakalım nasıl olacak. İnşallah iyi olacak. Yani en azından tatlarınızı daha iyi tadabilirim. Tadabileceksin. Sadece birazcık şey oluyor ama. Yani bakalım güzel olacak inşallah. Güzel olsun çok hayatım. Teşekkür senin ederim hepsine. İnşallah. Büşra'cığım seninle ilgili de bugün güzel bir gelişme var ama birazdan. Bugün hocamızın yanına gittin. Murat Arslan'ın yanındaydın. Güzel haberlerini almıştık dün zaten ama bugün de bakalım neler oldu, neler yaşandı. Biraz sonra Büşra ile ilgili de görüntülerimiz var, onları izleyeceğiz. Hemen diğer konuma geçiyorum. Şengül abla, ah Şengül ablam, ah Şengül ablam. Kurban olduğum gelininden bir mesaj geldi, alt üst oldun. Moralin bozuldu, canın sıkıldı. Önce bir neler yaşanmış izleyelim, daha sonrasında üzerine konuşalım. 6 çocuğu var zaten, söylemiştir. Açıklıyorum şimdi. İlk birinci çocuğunu, birincisi kız, kendi annesine babasına vermiş bakmaları için. O hiç bakmamış. Niye? 1 yaşındayken kucağımdan aldılar. Ben vermedim. Sen vermeye razıymışsın, almışlar. Bir anneden çocuğu kimse alamaz. Vermedi bana, kucağımdan aldı.
Bu benim dedi. Git sen bir daha doğru dedi. Çok zamanlar geçti, aklım başıma geldi. Benim çocuğumu neden aldın dedim anama. Ben bunu hep araştırdım. Acaba anlaşma mı yaptılar dedi. Kaynanamın aklına. Sürekli oğullarım kızlar işte yapmak zorunda. Bence Şengül teyze kendisi isteyerek... Hayır, oğlan olsa vermezsin teyze sen. Kiminle karşılaştıysam, aa o da onun olsun, sizin dolu. Kaynanan da doğruyu, o senin onun olsun. Seni evlendirmeseydi Şengül teyze. Anam daha iyi bakar. Oğlan birinci sınıfa yaz kayıt olarken kimliğiyle gidiyor, ağlayarak geliyor. Diyor ki, benim anam babam siz değil misiniz? Anama 3 sene geri baktı. Anam önüne çıkıp baktı. Seni kocaya ekmeğini yemedim. Bunlara ekmeğini bakacağım dedi bana. Tarladan gelirken bir uğrayıp görmek istiyorsun. Anam karşı koyuyor. Anam aldı vermedi. 1 yaşındaydı. Sütten kesilsin dedi. Bana da göstermediler. Göstermemek için de elinden geleni yaptılar zaten diyorsun. Gelmedi de. Bir en baştan anlat hayatım. En baştan. Sen hamilesin ve çocuk doğdu. Çocuğu şimdiki memeden bıraktırmak için aldı, götürdüler. Ver memeden bıraktır dedi. Kaynanam da dedi. Hepsi dedi. Daha 1 yaşında. Öbürleri niye 2 yaşına çemzitti? Aldılar. İşte aradan 3-4 gün geçti. Ben gidiyorum tabii devamlı. Alayım da geleyim dedim. Ben vardım. Ben anamadım. Ana çocuğun giysisiyle neşeli. Hayır vermem ben sana onu dedi bana. Niye dedi? Yok dedi. Gitsen bir daha da ben o çocuğu vermem sana. O benim dedi. Ben geri geldim. Hiç şey yapmadım. Ya tamam da şimdi hani o vermem dedi. Sen eve geri döndün. Geri herkesi geçtim. İşte kocan nerede? Hani kocan çocuğu şey sormuyor mu? Hiç sormadı. Hiç. Ya nasıl? Niye verdin? Niye? Ya sizin bir çocuğunuz var. Akşam gelince bizim çocuğumuz nerede demedi mi? Yok söylemedi ki. Sormadı? Sormadı bile. Bu ne güzel iş yani. Sen doğurdun bir alıp gidiyor. Aradan 2 gün geçti yine gittim ben. Gene aldım kucağıma. Tabii bana yapışıyor. Şey yapıyor. Çiçek daldı. Bana işte şunu söyledi. Sen bilir misin dedi. Yazın dedi ayransızlık dedi. İlçinde oğlansızlık dedi. Vermem bunu sana dedi. Aldı. Aldı anam elimden. Yine geldim eve. Çok da gelme dedi. Arkana ağlıyor bu kız çocuk senin dedi. Arkana ağlıyor dedi. Tamam gene eve geldin. Gene gittim. Annene demiyor musun? Bu benim çocuğum. Sen bunu bana niye vermedin? Onu bırak. Eve geldin. Hasan kocan geldi. Benim çocuğumu bana vermiyorlar. Hani bana bir şey söyle ya da git al demedin mi? Bak bir de şöyle oldu. Hiç kimse beni... Onaylamadılar. Hep o tarafı onayladılar anama. Ne yapacaksın? O da onun olsun. Sen bir sürü çoluğun kocuğun. Senin kocan mı öyle dedi? O hiçbir şey demedi ki. Ya getir ya nerede hiç sormadı bile. Hayatım nasıl bir bağ var siz? Nasıl karı koca oldunuz? Ben gerçek söylüyorum. Kedisi kayboluyor peşine düşüyor. İlan veriyorlar. Senin çocuğun almış anan götürmüş evinden vermiyor. Kocanı sormuyor. Ha, o da şunu söyledi bana. Bir yeni hatırladım. Sen dedi verdin anana baban o çocuğu dedi. Bana. Ben vermedim ki dedim. Aldılar dedim. Bir öyle bir konu geçti öyle kaldı. Senin kayınvalidenle annen çok mu yakın arkadaşlar? O kadar ki. Hiç onlar var biz kavgada yapsak ne olsa da hiç birbirinden ayrılmadılar. Acaba diyorum çok bunu ben bir kere sordum anamdan. Ana dedim bu çocuğu niye sen bana vermedin? Alaydın dedi. Ana dedim siz anlaşma mı yaptınız ilk çocuğu? Bir kulağıma geçti öyle bir duyum aldım. İlk çocuğunu sana mı verecek dediler dedim. Ya kim, insan kızına yapar mı bunu ya? Bilmiyorum. Kim söyledi sana dedi. Duyduğum dedim. Ben işte o kafamda sorun bitmiyor. Tamam da insan kızına yapar mı? Acaba şöyle der. Diyorum. Hani 3-4 tane olur da birine ben bakayım. Anası babası siz olun. Ben onun anneannesiyim der. Hadi yardım etmek için. Ama şimdi durduk yere çocuk benim. Benim evimde kimse yok. Ben bu çocuğu büyüteyim. Sen de git kendine çocuk doğur. Böyle bir baskı olabilir mi yani? Hiç kimse çıkarmamış. Bir köyde hep hiç beni desteklemediler. Ay ne yapacaksın? O bütün da onun köy olsun. Biliyordu bunu ama değil mi? He, ne yapacaksın? O da onun olsun. Anana yazdı, anan ağlıyor, çocuğu yok. Peki şimdi ikinci çocuğu doğurdun. İkinci çocuğun ne olmuştu? O da onu almadı. Üçüncü oğlumuz biraz... Hayır, ikinciyi doğurdun almadı. Sonra üçüncüyü doğurdun onu da aldı. Onu sen iyi bakamıyorsun dedi bana. O gider gelirdi. Peki o arada senin ilk kızın kaç yaşında olmuştu? 2 yaş var hepsinin arasında. Sonra oğlunu da aldı.
He sonra dedi ki senin buna iyi bakamıyorum, üşütüyor, hasta diyorum. E tam senin üçüncü diye. Çocuğun. Sonuçta hadi birinciyi anladım. Anneler sen kandın. Benim annem nasıl olsa çocuğuma yardım ediyor dedin. İkinciyi de doğurdun, onu sen bakıyorsun. Üçüncüyü niye verdin? O da dedi ki seni iyi bakamıyorum, hastalandırıyorum. Buna da ben biraz bakayım dedi. Üç yaşına çadı ona baktı. Bayağı gene orada kaldı, sonra geri aldı. Yok, geliyor, geliş şey yapardı. Yazın gelirdi. Biz İstanbul'daydık. Sen bu arada bir tane daha doğurdun. Tabii o 3 yaşı olunca sen gene doğurdun. Fazla çocuğa niye sen ben şimdi çıkmadın? Anlamıyorum. Birinciyi verdin, ikinci sende kaldı. Üçüncüyü doğurdun, verdin. E hala doğurmaya devam ediyorsun. Filiz sen ne düşünüyorsun? Yok hayatım? ben vallahi kusura bakma Şengül abla. Böyle hani şeyim diyorsun ama yani şu anda çocuk kaptırmak nedir ya? Anan da olsa kim olursa olsun çocuk kaptıramazsın. İsteyince sen. Yıkıyorsun ortalığı. Hayır. Sen. Hayır. Filiz o zaman yıkamadık işte Fatma Hanım. Demek ki sesimizi o zaman, çıkaramadık. O zaman cahillik dönemiymiş Songül Hanımcığım. Çünkü ciğeri olan çocuğu çok iyi bilir. Ya çocuk şimdi anlatıyorsun. Çocuğu eşya gibi anlatıyorsun. Annem geldi benden aldı. Ben ne diyeyim anne? Ya senin evladın. Ama evimiz yakın. Ben devamlı oraya gidip geliyorum. Onun çözümü varmış. Devamlı ben onun gidip geliyorum. Yani çocuğu abla kurban olayım. Onu eşya gibi çocuktan eşya gibi bahsediyorsun. Siz onu tatmadınız. Hiç bilmiyorsunuz. Ya, İnan ki sen benim tatlımı tatsaydın hayır. Ne duygu olduğunu Allah bilirdin. Olsun. Pırlanta gibi çocukları annene götürüyorsun, şeye götürüyorsun. Anneme götürmüyorum. Ya aldın, ya bu eşya gibi annesi konuşuyorsun. Annesi elinden almış Ayşe. Allah ama başkası olsa yıkar. Peşine düşsün, ne yapabilirsin? Ya. Hayır, demek ki o zaman da, bir dakika, o zaman da cahillik dönemiymiş. Arkasında duramamış. Ya şey mi vardı mesela o evin içerisinde, Ayşe geri döneceğim sana canımın içi benim. Çünkü sen öyle dedikçe o kaybettiği iki çocuğu aklına geliyor, diyor ki hani olsalar da ben onları böyle hani hayvanları diyorlar ya, ağzında taşıyor, yuvasına götürüyor, öyle olsaydı. Ben onların kokusuna hasretim ya. Bırak annemi, ben bir dakika yanında duramıyorum ya. Vallahi insan çocuğunu hayır, bırakıp bir yere gidemiyor ben ya. Çok üzülüyorum, yapma ne olur. Eşya gibi bahsedilince ben çok üzülüyorum, annem değil. Kim olsa ben vermem iradımı. 5 dakika insan kokusuna dayanamıyor ya. Yani şimdi evde büyük bir hani böyle bir şey mi, sertlik mi vardı, hani dayak atılır, şiddet olur, o olur, bu olur da şunu demek istiyorum, korkudan hani aldılar gitti, hani bana şiddet uygularlar, kaynana, kayınvalide gibi hani bir şeyler oldu, öyle bir şey var mıydı? Bak Songül Hanım, biz o evde o kadar çocuk vardı ki, 9 tane kaynanamın vardı, 4 tane eltisinin vardı. Aynı evde mi yaşıyordun? Aynı evde yaşıyorduk. Bana sen işte... niye ayrılmadın, evlendin, o eve niye gittin ki sen? Bir ayrılmak yoktu o zaman. Aşkım eltik, annesi, kaynanası. Ayrılmak yoktu o zaman. Hayır, asla. Tallıya giderdik, gelirdik. Bana işte konu komşu derdi ki ne yapacaksın? Orada çok rahat. Git gör gel. Anam daha iyi bakıyor. Orada nasıl kim bakacak o çocuğa? O zaman desin ki hamile kalma, doğurmana gerek yok. Burada çok doğru derdi. Sen kaç yaşında çocuk ilkokula gideceği zaman öğreniyor değil mi? Okula gidiyor kayıt olun birinci sınıfa. Oraya da varınca annen babanın adı ne deyince benim annem babam adını söylüyor. Hayır diyorlar, senin annen babanın adı bu diyor, senin diyor. Tam orada öğreniyor işte. Orada öğreniyor. O ana kadar sana nasıl anne diyor, bilmiyor ki çocuk. Yemin hep bana anne dedi, hala annedir. Annen hastalandı, senin kızın baktı ona. Benim kızım baktı. Çünkü ne dedi, bunlar beni büyüttü dedi. Ben dedi, bunlar ben hastaydım o zaman tabii. Hastaneden yeni çıktıydım. Kızım da gelemedi, çok ağrıdı anam o zaman. Anama 3 sene baktı, evinde 3 sene baktı. Ben dedi sizin ekmeğinizi yemedim ki anne dedi. Bunların ekmeğini yedim dedi. Ben bunlara peki, bakarım bir şey söyleyeceğim, dedi. Boşuna mı diyorlar doğuran mı büyüten mi? Kim? Hangisi? Büyüten. Doğuran mı büyüten mi? Bu kadar basit yani. Büyüten. Büyüşürer sen annesiz büyüdün hayatım. Şimdi o kızı düşün. Yani çok... O kızı bir yaşında koparmışlar. Şaşırıyorum. Ama küçük yaşta evlenmiş Şengül abla. 10 yaş. Şengül ablanın annesinin hiç çocuğu, bir tane çocuğu var, o da Şengül abla. Başka çocuğu yok. Kaynanasıyla da çok samimiler. İstemediği de bir evlilik, akraba diye vermişler. Ben kayınvalidesiyle annesi arasında bir anlaşma oldu. Hani sen bize bu kızı ver. Hüsra ben de öyle. Çocuğu olursa hani sana da verir. Senin çocuğun yok ya. Çünkü kadın çocuğu alırken demiş ki sen ne demek olduğunu bilmezsin. Ben bir anlaşma üzerine hemen doğru doğmaz ilk çocuğu aldığını düşünüyorum. Kayınvalidesi. O zaman o kadar iyi niyetliyse kendi oğlunu yollardı. O zaten yalnız gidin orada yaşayın. Yok iyi niyet aramıyorum. Şeyi anlayabiliyor muyuz? Şimdi Şengül ablayı geçtik. Şengül ablanın çok ilginç bir hikayesi var. Bitmez, daha da bitmeyecek zaten. Hani böyle dallar böyle. Açılır. Ağacın açılıyor. Her yer bir yere ulaşıyor. Kız anlayabiliyor musun? Şimdi kız ne genelde böyle çok...
farklı duygular içerisinde oluyorlar. Annelerini affedemeyen çocuklar oluyor. Babalarını affedemeyen çocuklar oluyor. O taraftan bakabilir misin? O kızın psikolojisini ben hiç düşünemiyorum zaten şu anda. Yani düşünseniz anneniz ve babanız var ama sizi dede ve anneanne büyütmüş. Annenizin başka çocukları da var. Hani hep kendine şey diyecek, beni niye verdiniz? Benim farkım neydi? Ne cevap verdin? Ellerinden alamadım ki seni dedim. İki tarafta dedim. Onlar vermedi, onlar da hiç sahip çıkmadı dedim. Onlar vermedi, onlar sahip çıkmadı. Peki sen mesela ne bileyim, öbür çocuklarına dışarıdasın, onu da alabilirdin. Onunla daha çok ilgilenebilirdin. Gidip sabahleyin aldın, akşam götürebilirdin ananın evine. Bunları yaptın mı? Yapamadın. Köyde hakikaten iş güç var mıydı? Tarla bağ var mıydı? Songül Hanım, fasulye, patates, o kadar iş vardı ki. Ha, çoluğa çocuğa zaman kalmıyor. Hiç. Evde oldu olsa bile birine bile hiç akşamdan akşama görürdük. Aynen. Öyle. Çok öyle. Enteresan bir hayat hikayesi var ama... Yok, onu da bazı götürürdüm ne anama. Ne olursa olsun evlatla anne kopartılamaz, ayrılamaz. Ayrılmaması gerek zaten. Ama büyüklerin de suçu var. Büyüklerin suçu var. Olacak cahil. Şimdi ya annenin kendi kızına kıyması ama... Bak bir şey diyeyim, eskiler biraz daha böyleler. İstediklerini yaptırabilme. Şimdi biraz daha merhametli herkes bence. Tabii ki vardır eskilerde de ama bizde de hani öyle olacaksa öyleydi, böyle olacaksa böyleydi. Yani. Ayşe'nin ablasından bir VTR gelmişti. Onun üzerine konuştuk biz içeride. Evet. Yorumlarımız da oldu ama önce bir VTR'mizi izleyelim, üstüne konuşalım, olur mu? Hadi bakalım. Bir ev dizildiğinde, yani evini dizdiğimizde neden kaynanan kayınpederin sana bir halı almakta aciz bir insanlar? Birincisi ben maddiyat olarak ne ailemden ne de kayınpederimin ailesinden hiçbir şey beklemedim. Yani hiçbir şey istemedim. Ben eşimden bile harçlık istemem. Maddi olarak benim yanımda gerçekten durdukları zamanlar da oldu. Benim eşim askerlik yaptığı dönemde, okuduğu dönemde benim kayınpederim benim yanımdaydı. Hiç kimse benim yanımda değildi. Ben evet askerliğim, iki çocuğum varken eşim askere gitti. Kısa dönem yaptı. O askerlik döneminde Ramazan günüydü. Ben ablamı aradığımda hani bir ses olsun istiyorsunuz ve ben eşimle konuşamıyorum. Ben ablamı aradım. Hani çünkü ihtiyacım var, biriyle konuşmam lazım. Ablam şu an işte teravih kılıyoruz Ayşe, daha sonra ara dedim. Mesela sonrasında hiç aramadılar. Benim o askerlik döneminde, yalnız kaldığım dönemde hiç kimse gelmedi. Benim ablam gelmedi, benim ablamın kızı geldi. Evet, evime bir halı almamış olabilir. Evet, bana maddi olarak evime hiçbir şey yapmamış olabilir. Ama dimdik bir şekilde arkamdaydı. Benim babam öldükten sonra bana o babasızlığı hiçbir zaman yaşatmadı bu adam. Eşimle sinirlendiğim zaman, eşime küstüğüm zaman gidip annemle değil kayınpederimle bunun konuşmasını yapabiliyorum. Nasıl gerçekleşti? Ben anlamadım. Yani sen düğün görüntülerini de izlediğimiz zaman çok üzüldün. Ailem gelmedi. Babama çok düşkünüm. Aileme çok düşkünüm. Ablamlar bana düşkün. Ben onlara düşkünüm. Şimdi birdenbire onlara hani hiçbir şey bana yapmamış. Hani sen onları sanki hani yıllardır görmemişsin de sadece hakikaten eşinin tarafı varmış gibi. Ona mı biraz serzenişte bulunuyorlar acaba? Şöyle... Çünkü biraz öyle anlattın canım. Aynen. Şöyle Songül Hanım. Maddi olarak evet çok yardımda bulundular annem onlar. Yani evet, evim kurulduğu zaman, yani kayınpederim bize bir ev verdiğinde o evin bütün eşyalarını onlar dizdi. Dediğim gibi benim için önemli olan bir şey vardı. Çeyiz olayı vardı. Onu kapıya getirip bırakmaları. Ben evden çıktığım zaman, hani gelin olarak çıktığım zaman o evden gelin değil cenaze çıkmış gibi olması. Bunlar benim için ağır olan şeyler. Ben bunları tabii ki de unutmuyorum. Ailemi gerçekten çok seviyorum. Ama manevi olarak benim yanımda çok da bulunmadılar. Hani bana çok da destek olmadılar. Ya ablam diyor işte el öpmeye gelmedi. Geldi 5 dakika durdu gitti. Ya ben geldim orada, duydunuz, siz gelip beni görseydiniz. Hadi benim kayınpederim izin vermedi. Evet, gidemezsin, ablalarını göremezsin dedi. Ya siz gelin. Orası sizin babanızın evi. Niye izin buna da destek olamaz. Hani buna da kösteklik yapamaz bu adam. Niye gitmiyorsun? Senin eşin yanındayken niye kayınpederin izin vermedi? Eşim yanımda değildi Songül Hanım. Eşim o dönemde okuyordu, Ağrı'daydı. Okuyordu. Evet. Benim zaten kayınpederim beni götürdü. Orada amcası var. Kendisini onun evine gitti. Anladım. Beni de babamın evine bıraktı. Evet. Saygıdan dolayı babana götürdü. Aynen. Yani babam çağırınca götürdü. Zaten ablam hani şey, yani kayınpederimin gittiği yer benim ablamın evi. En büyük ablamın düğünün başından beridir yanımda olan kişi. Kayınpederim de haklı olarak şunu söylüyor. Ayşe, bu da senin ablandı.
Düğünün başından beri senin yanındaysa diğerleri de senin yanında olabilirdi. Peki karışması doğru mu? Karışması çünkü doğru değil ama haklı. Bir yaşa kadar o aile seni getirir. Abla, anne, baba neyse. Ne olursa olsun. Şimdi kayınpeder birdenbire senin dünyana giriyor. Senin kayınpederin kalkıp da yani hayatını onlarla geçirmiş olduğun bir aile, çekirdek aile. Ve diyor ki bunu yapabilir. Evet. Doğru mu karışması? Yani doğru değil belki ama Songül Hanım şöyle bir durum var. Benim ailemden hani benim yanımda büyük olarak hiç kimse yok. Ve bu adam var. Benim eşim yanımda değil. Benim evlendiğim üçüncü günü benim eşim okumaya gitti. Aslında müsaitse görüntüler, işim biraz sürpriz söyleyeceğim ama yönetmenim hani Ayşe'nin kına gecesi, düğünü, orada yalnızlaştığı kapıya baktığını, nasıl üzüntüler yaşadığını, burada da ağladı kız Allah için şimdi. Kayınpederin izin vermedi ve sadece ne? Babanı gördün. Ya o anda sorgulamadım ben hiç. Hani bunu o anda değil hani şu zamana kadar ben hiç sorgulamadım. Evet ablam böyle bir VTR attı. Ben sadece şunu beklerdim. Yani 12 yıl geçmiş Songül Hanım. Beni bir arasa ya Ayşe hani bugün değil zaten ben programa çıktıktan sonra değil. Onun öncesinde de siz zaten benim kayınpederimi ya babamdan sonra benim sığındığım belki baba yerine koydum tek insan bu. Tamam şöyle ben şunu hatırlıyorum bak şimdi hiç kimseyle alakam yok kendim soruyorum. Şimdi sen konuştuğun zaman hep diyordun ki ben o kadar babama düşkünüm ki. Evet. Yani böyle saatlerce kapıya baktım babam gelecek mi babam gelecek mi? Çünkü babamla benim aramda başka bir diyalog var. Evet. Şimdi kayınpederinle de o gelişmiş bence sen babanı evet. sevdiğin için. Şimdi kayınpederin bu sevgiyi bildiği için sana hani hadi gidelim bir barışma olsun bütün aileler arasında. Ya da eve çağıralım hepsi bize gelsin bir barışma olsun artık evlendiniz gibi bir şey sunmadı mı? Şimdi söyle Songül Hanım yanında bir gelini var oğlu yok. Yani biz bir hata yaptık. Bak kimse bu açıdan bakmıyor. Benim ablamlar da bu açıdan bakmıyor. Bir hata yapmışım. Ben orada tek başımayım. Ya 9. ayda babam beni çağırıyor tamam ama en büyük ablam tek gelip gidip beni görüyor. Niye hiç gelip görmediler? O zaman ben de buradan hiç söyleyemediğim bir şey bunun sistemini yapayım. Ya gerçekten sesleniyorum. Niye bir gün gelip görmediniz? Tamam baba. Babamdan dolayı ben gitmedim. Hep tepkisinden korktum. Hani beni dövecek miydi asla, bana bağıracak mıydı asla. O tepkiden korktum. Bir de bu tarz şeyler bizde gelinler hani genelde aileden bekler. Hani babam olmasa bile kayınpederinin bana teklif etmesini ben beklerim. Hani bana kızım gel hadi babanın evine gidelim, ablanın evine gidelim deseydi ben giderdim zaten. Ama düğün günü bile ben hani bunun arkasındayım. Ben en büyük ablama söylemiştim. Abla dedim. Elini tuttum ve ağladım. Yani yeni makyajım yapılmış, düğün makyajım. Abla dedim neden gitmiyorsun, babamı getirmiyorsun? Ya ben onu istiyorum dedim. Ben hiçbir şey istemiyorum. Ya kimse onu yapmadı. Baba hadi gel gidelim. O kız orada sahipsiz kalmasın. Beni bu sahipsizliğin altında bırakıp ondan sonra benim kalkıp onlara ya ben gerçekten hepsini çok seviyorum ama benim de yaşadığım şeyler var. Aslında sen şimdi abla ya onlar hani abla korur kollar ya anne yarısıdır ya diyor ki ben tamam küçüğüm yanlış yaptım siz bana bir sahip çıkın bir toplasanıza demek istiyor. İçinde uhde kalan şey bu mudur acaba? Yani o dönemlerde en çok içinde uhde kalan keşke bu da olaydı ya. Ya Songül Hanım hiç dile getirmedim. Yani bugün bu video gelmeseydi de ben bunu dile getirmeyecektim. Benim içimde tek upte kalan şey. Benim babam o düğünde niye yoktu? Ben o evden gelinlikle çıktım. Ya bu adam oğlu kız kaçırmış. Ya da işte kızla kaçmış işte. Hiç düğün de yapmayabilirdi. Çok var kaçarak evlenip düğün yapmayanlar. Bunu yapmış, bir yer tutmuş. Ya niye benim mesela amcalarım bile neden o düğünde yoktu? Annemi zaten ben çok sonradan öğrendim. Benim annemi babam söylüyor hadi gidin yalnız bırakmayın. Yani kız çocuğu bırakılmaz. Ne yani, yaparsa yapsın arkasında bir ailenin olduğunu göstermek gerekiyor. Ki bana, peki isterdin değil mi? Aslında çok bütün isterdim. Aile gelsin. Benim kınamı da yapsınlar. Ben o evden de çıkayım. Niye gelsin ya? Ben, yanlışını alkışlar gibi. Niye gelsin babası? Ama küçük ve yalnız olmaz. Zaten söylüyor. Abi kin kolay geçer mi? Yanlış ya, deme. Çok maşallah. Ha, tamam. Yani kader çok ama doğru da bir şey diyemeyiz. Çok onunki tamam. Var. Ailesi iyi ama genelde kaçmaya doğru diyemeyiz. Ya aslında bir şey söyleyeceğim. Burada kötü bir şey yok. Yani arada tabii ki ablasından beklentileri. Bu kız kaçmış. Diyor ki ben yapmadım, yapamadım. Benim sonuçta yabancı bir eve geldi. Kayınpederim var. Bunu benimkiler yapsaydı. Ya da ben düşünemedim, kayınpederim yapsaydı. İşte o arayı bulmak isteyen kimse olmadı. O adam beni arıyor yine. Babam beni arıyor. Diyor ki
Yani gelmiyor musun artık beni görmeye? Niye bir tanesi gelip, yani ciddi anlamda bunu çok merak ediyorum. Hadi ben de bunu söylüyorum, bana bunun açıklamasını yollasınlar. Gidip kesinlikle buradan çıktığımda da aramayacağım, sormayacağım. Bana bunun açıklamasını burada yapsınlar. Neden biri gelip elimden tutup, ya Ayşe bak kaç ay oldu bizde el öpme adeti var hani diyor ya. El öpme adetimiz var bizim. Tamam ben adetlerini zaten sonuna kadar her şeyini yapmaya çalıştım. Niye elimden tutup zorla götürmediler? Sen niye gitmedin? Al gerekirse paçavra gibi at babanın önüne. Ne yaparsa yapsın benim babam orada bana bir tokat atsaydı da bile benim zoruma gitmezdi. O 9 ay neden kayboldu? Benim eşim yok ya Songül Hanım, hiç bilmediğim bir ailenin içindeyim. Ya ben eşimin ailesini çok tamam uzaktan akraba ama hani annesini bir düğünde gördüm. Babasını hiç tanımıyorum. Ben hiç bilmediğim bir evdeyim. Ne hani evi biliyorum, gelinliğin ne olduğunu bilmiyorum. Hiçbir şey bilmiyorum yani ben. Niye arayıp o yönden bana hani destek olmadılar? Fatma abla konuşmayı biliyor biliyor diyorsun ama ben kaçmayı buraya gelene kadar dedi. Böyle olmadım işte. Ben gerçekten acı insanları çok olgunlaştırıyor. Ve şunu söylemek kaçmak istiyorum. Kaçmak demeyelim de aileni, acı. Ailemizin izin vermediği. Uzaklaştırma mı diyelim? Ne bir kaçma. Şey. Yani tabii çocuktunuz. Belki 2 sene geçse de onlar da izin verecekti. Ya da daha biraz ılımlı olsaydı. Biz ergen oluyoruz yani dayanamıyoruz. Bir şeylerin bazen hızlı olmasını istiyoruz. Ve şunu da söylemek istiyorum Songül Hanım. Benim eşimle mesela en ufak bir tartışmamı bile ben arayıp kimseyle paylaşamadım. Çünkü bana her zaman şunu söyleyeceklerdi. Kaçmasaydın, yapmasaydın. Bu eski bunların, şey oldu. Evet, ya isteyerek onların yani, verdiği biri de olsa geçinemedikten sonra geçinemezsin. Bunları duyacağımı hani o kadar iyi biliyordum ki. Yani ilk evliliğimizin ilk başlarında ben problemlerimi kimseyle anlatamazdım. Hani kimseyle paylaşamazdım. Ben gidip kendi eşimle olan problemlerimi kayınpederimle konuşuyordum. Ya baba hani bak bu böyle ne yapabiliriz? Hani bu şekilde nasıl bir yol izleyelim? Ne yapalım, ne edelim diye. Ben bu adamla konuşup sizle konuşmuyorsam bunu o eksikliği biraz onların araması lazım. Yani ailen seni yalnız bıraktı. Evet o 9. ayıma kadar hani bu babamın evine gidene kadar ben yalnızdım. Peki abla neye alındı acaba? Hani biz elimizden geleni yaptık. O niye bize bu kadar hiçbir şey yapmamış gibi gösteriyor? Evi dizmişler, maddi olarak destekte bulunmuşlar. Benim çocuğum doğduğunda evet altınlarla falan geldi. Ha, yani bu... biz elimizden geleni yaptık. Evet. Onları niye anlatmadın? O aileyi niye olmuyor. Övmedin burada? Yok kötülemedi ama zaten. Ama kötülemedi ama övmedi de hep eşinin tarafını övdü. İnsan kendi ailesini önce övmez mi Songül Hanım? Allah aşkına ya. Fatma abla burada kaynanayla alakalı bir konu çıktığında ben oraya getirip gündeme benim annem diyemem. Yani konulara göre ilerliyoruz. Durduk yere de biliyor musunuz benim ailem böyle böyle de diyemem. Ama kaçma bugün ben anlıyorum yaptı, ki bir şey var hala unutulmayan şeyler var. Ben bunu çok kötü olarak algılamak istemiyorum. Umarım bir açıklaması vardır. Ayşe sana kına gecesi yapılmış mıydı? Hayır. Aa. Anne niye? Hani sen gittin tabii. Hani daha sonrasında hadi alalım Ayşe buradan kına gecesi yapalım, düğününü yapalım. Ya biz zaten... Anneler genelde dayanamaz ya kızlarına kına yapmak. Abla, büyük ablalar, ablaların var senin çünkü. Yani anneciğim bu kız bir hata yaptı ama bunun farkında hadi biz bunu telli duvaklı i̇şte böyle... İşte sorguladığım kısım burası o Gül Hanım hani. Hiçbir şey söylemedi. Serap'la dışarıda konuştuk diyor ki ben sonradan hani ciddi anlamda soruyorum dedim hani neler yapıldı. Empati kurmaya çalışıyorum hani acaba gerçekten bütün anne baba bu şekilde mi bakıyor? Kadın diyor ki beni tekrardan hani biz nikahımızı kıydıktan sonra bir daha evime gittim. Annem dedi ki işte hani yumruğunu masaya koymuş benim kızım benim evimden gelinlikle çıkacak. Ben bir hata yaptım. Onlar da bu hatanın üzerine kapatmak yerine böyle bir şey yaptılar. Söylenecek çok bir şey bulamıyorum. Ya gerçekten ben... Hayır ödül bekliyorsun Ayşe. Tabii kızacaklar ya. Ay Fatma bir dur ya. O taraftan da düşüneceksiniz. Hayır tamam bir hata yaptığını itiraf ediyor. Ama ne olursa hemen olsun de ödül beklemeyin. Bir kız bu çocuğunun gelişir. Arkasında bu ailesi böyle gelişmez. Olacak. Anne baba kızın arkasında durur. Yani. Ama onu bir anne hazmetme baba, dönemi var Songül Hanım. Şu anda damatları biz yani. Türk örf ve adetine yaşıyoruz. Fatmacığım şu anda damatları ve kızın 4 tane çocuğu tamam, var. Tamam şimdi yani. Kin geçti de tamam, onu da bir hazmetsin. Gerek yok ki. Kine gerek yok. Kız diyor ki ben bir hata yaptım. Onu alacaksın çocuğunu. Tamam evleneceksiniz herhalde. Ben seni kızım. Seni de üzmeyeyim. İnsanları karşıda mahcup etmeyeyim değil mi? Ve ben eşimle biz o dönemde konuştuğumuzdan hani telefonları ilk açacağımız gün bir hafta telefonlarımız kapalı kalmıştı. İlk açtığımızda şey dedim. Ya hayatım dedim hani babam zaten büyük ihtimalle herhalde düğünü falan bile ben şey babam yapacak. Kayınpederim çünkü daha katı. Hani ondan biz hiçbir şey beklemezken ters köşe oldu bize. İlk bir mesaj aldık çünkü biz hani senin gibi bir oğlum yok dedi. O mesajdan sonraki 3 gün sonra
abisi işte kendi erkek kardeşi kayınpederim yani eşimin amcası bizi arıyor diyor ki baban diyor ki daha niye gelmiyorlar hani düğünlerini yapalım. Ya ben bunu babamdan bekliyordum. Bence. Abla şimdi bence izleyince seni ne oluyor ya? Biz de elimizden geleni yaptık bu nedir Ayşe'nin durumu gibi. O biraz daha bilmiyorum o kısımları da biraz daha parayı çok harcıyormuş Hasan baba. Bey. Evet dışarıda daha çok harcıyormuş tamam, yani. Tamam gezmesine tozmasına evet. Harcıyor. O da istiyor ki parayı hiç harcama çok az harca hepsini eve getir. Ev alalım, araba alalım, altın alalım öyle o yüzden. Böyle mi Şengül abla? Hiç parasını görmedim ki benim. Altı çocuk büyüttün hiç para getirmedi almış? Mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Geçen hafta doğum günüydü oğlumun. Tuttuğu takımları, iki oğlumun da tuttuğu takımların formalarını falan aldı getirdi doğum günü hediyesi. Babaannesi bir şey almadı. Babaannesi küçük oğluma doğdu ne almış acaba? Bir sorun. Babaannesine kan bile gelmiş. Bir şey almadı. Kan bile gelmiş babaannesine. Sen şimdi şöyle oluyor. Sen biraz... Harçlıklar verir her zaman, her geldiğinde. Şimdi beyefendiye kızıyoruz ama beyefendi torun düşünüyor. Ben yaşadığımızdan görmedik ki. Varsa veriyor. Babaannede para var. Acaba? Babaanne bir tutuyor. Bir de kazandı geçen hafta. Niye almadı? Niye bir de para kazandı. Kutlamadılar, çağırma. Hepsini bir yapacak. Dedesi dediler. Kendisi aradı. Ben geleceğim dedi. Çocukların şeyini aldım dedi. Geliyorum ama dedi. Geldi geçen hafta. Dedim sordum. Oğlumdan sordum. Ne zaman şey yapacaktın? Yapacak anne dur dedi. Ne yapabilirim? Sen, ona da sordum. Sen Hasan Bey'in oraya gittiğini duyduğun için mi acaba? Aynı gün tarihte karşılaşalım diye i̇şte karşılaşmak istemiyor. Peki ne alacaksın? Şimdi burada söz ver. Ne alacaksın? Bu paraları ne yapacaksın ya? Ben sordum torunlarımdan. Ne istiyorlar? Biri robot istiyor. Öbürü büyük hiç. Hayır babaanne diyor ya bilmiyorum ondan sorarım. Peki Özlem aranızdaki en büyük sorun neydi? Yani bir defa oğullarına çok düşkün. Bak diyor ki yani kırgınlıkların var mı? Ya da ne bileyim işte oğluna çok müdahale eder. Çünkü öyle diyorsun aslında her şeyi bize yaptırıyor. Beş tane diyor bidon turşu yapıyor. Bir bidonunu bırakıyor dördünü götürüyor. Evet diyor ki gelelim gidelim bitmez ben diyor. Bir de diyor ki daha yetmez mi bana biraz daha sizden alacağım diyor. Daha ne yiyecekse ben bilmiyorum. Evde bir kendi var bir de küçük oğlu var ne yapacak ben bilmiyorum yani. Gelen oluyor Özlem. Peki hadi bunlar böyle esprili komik gırgır birbirini idare edebileceğin konular eğleneceğimiz. Senin kayınvalidene karşı kırgınlığın var mı? Evet bir tane var. Söyleyeyim mi? Tabii. Küçük oğluma baktı. O zaman şey tatile götür gitmiştik biz 5 yıldızlı otele falan hep beraber falan. Orada ilk birkaç gün falan kavga çıkarttı sonra hiç torununa bakmadı. Kendi başına 6-7 gün 5 yıldızlı otelde tatil yaptı. Yanımıza bile gelmedi. Yemeğimize bile oturmadı. Aşkım yavaş yavaş yap. Dur ya bunu böyle bir anda bitireyim. Sindirmemiz gerek. Şimdi 5 yıldızlı otele gidiyorsunuz. Evet. Şimdi sen diyorsun ki çocuğumla ilgilen. Tabii babaanne. Tabii ki. Ya beraber ilgileniriz, tabii bakarız. Tabii ki. Berabersiniz. Evet. Sonra neyin kavgasını çıkar? Ne oldu? Eşek sıpası demişim. Çocuğa. Evet. Tamam olur çocuğa sinirli. Söylersin. Çocuk öyle büyür ama. Biz de deriz eşek sıpası. Evet oradan böyle olayları çıkarttı, büyüttü falan. Bahane mi elini eşimle geçti? Eşimle ben kavga ettim. Böyle işte büyük bir olay falan. Eşim işte sen anneme böyle yapıyorsun. Özlem sizde mi birbirine düşürdü? Evet. Aman yarabbim. Sen neymiş? Ne yaptın biliyor musun Songül Hanım? Tatilimi yaptım. Bunlardan ayrı gittim. Yemeğimi yediğim kahvaltımı denize yaptım. Girdi. Denize gittim. Bunlardan bacaklarını kuma sokuyor. Oradan uzakta. Sonra, gittim ayrı odada yattım. Bir şey bunlara da parayı ayrı ödedim. Bir şey söyleyeyim mi? İstediğimi bunu de işte yaptım. Var ya bir gelin yapsa seninle kavga çıkartıp odaları ayırsa ve gelin hiç yüzüne bakmasa burada var ya gelini yerin dibine sokar. Der ki bu nasıl bir gelin? Yine de geldi. Beni orada yalnız bıraktı kendi tatilini yaptılar biliyor musun? Şengül anne bakar mısın çocuğa? Yine de beni çağırdı. Hayır çağırmadım. Çağırdım. Sen geldin anne dedim. Hayır sen Songül Hanım kızlarından korkuyor. Kızlarına söyleyemediği şeyleri bana söylüyor. Öyle mi? Evet kızlarından korkuyor. Niye korkayım kızım? Özellikle ilk iki kızından korkuyor yani. İlk iki kızından korkuyor. Evet. Niye? Kızlarından bir... korktuğu için bana onlara söyleyemediği çoğu şeyi bana söylüyor. Hep nasıl her bir güç? Türlü. Niye korksun mesela beni azarlayabiliyor, şey yapabiliyor ya da ama öyle onlara mi? Asla bir şey söyleyemem. Öyle mi? Özlem ben seni ne zaman azarladım kız? Azarlama değil de işte azarlar yani azarlama gibi. Şey olumsuz şeyleri falan onlara asla bir şey söyleyemem. Bu çok özele giriyor ama söyleyeceğim. Beni ilgilen sen söyledin hepsini. Bana ne? Dedi ki... Ben önce ilk istemedim Özlem'i dedi. Evet. Başka birini istiyormuş.
Ha kız var. Bir de güzel değil dedi. Ha kız var. Güzel değil dedi. Niye savunmuyorsunuz kızı? İzledim. Ha bir kız vardı dedi, çok güzeldi dedi. Evet. Aslında öyle olacak da benim oğlumla ayrıldılar. Özlem bak söyledim. O zaman söylemedim. Bir kız vardı. Belki biliyorum belki bilmiyor. Onunla biz tatile de gittik, eve de geldi. Ama oğlum seni seçti. Sen çok fena. Ben şu anda şurada minder olsa oraya oturup ayağını çekeceğim devamlı aşağı insin diye. Ama eğer kendi bir şey söyleyeceğim. Kendisi eğer evlendirmek istiyorsa daha iki oğlu daha var. Onları kendi seçsin. Hadi buyur seç. Seçemiyorum Özlem. Seç işte. Seçmeme imkanı yok. Seçmek istiyorsa. Seçemiyorum. Şimdikini sen kendin mi seçtin? Getirdim. Getirdi. Oldu. Tam bir tane daha var. Hala içinde kalmış kız. İnsan bak burada kızın istiyor. Özlem. Sana söylemedim ama benim oğlum biriyle konuşuyordu. He, bize nasıl söyledin? He, oğlum başkasıyla konuşuyordu. Sonra bu ama bunu çıktı. Seçti. Biz öyle konuştu. Ama bunu seçti ama dedi. Ama onunla konuşurken nasıl? Gelinle yan yana gelince. Özlem, bir şey söyleyeyim şu ana kadar uyuyordu. Özlem'le çok. Özlem geldi. Özlem geldi ayıldı yemin ediyorum. İstediği kızın düğününe gitmiş bir de takı takmış. Aşk olsun Songül Hanım. Hilmi öyle diyor, ben karışmam. Ben küçük kızı görüşüyordu, evet biliyorum küçük bana ne kızı. Bana ne kızım, zaten Özlem ayırmış onları, bana kızı ne, ben görüşüyordu ne yani. Tamam oğlum bunu istemiş dedim. Biliyordum. Kızım oğlum bunu istemiş. Onu bilmiyorum. Ben hayır ya öyle bir şey yapabilir miyim ya? Özlem bir helal şey olsun sana. Özlem. Sakinsin bu kadar. Sen eşine çıkarken biliyor muydun o kızın hani çıktıklarını, ayrıldıklarını? Hani şöyle mi diyorlar sanki, Özlem ayırdı onları. Onlar evlenebilirdi. Öyle diyorlarmış, baksana benim haberim yok yani. Bilmiyorum, Özlem'i seçti benim oğlum dedim. Bunu ben size belli tamam da mesela söyledim. İşte kızı bilir, Özlem der ki ben alacağım bu çocuğu oğlum. Aldı işte, ben aldı. Alacağım dedi, aldı, çekti, aldı. Çek, kız sen çok fena alsın. Yemin ediyorum sen bizim o taraflara benziyorsun. Hayır, sen dedin mi oğluna o zaman bu emin misin bundan, istersen bir daha bunu düşün. Hayır, falan. Hayır, ben hep saygı ben duyarım. Ben bunu istiyorum. Hayır. Oğlum karşıma geçti, anne uçak bileti aldım, hadi dönür gidiyordu. Tamam oğlum dedim, giyindim. Uçağa bindim mi artık? Tamam şimdi bir şeye daha saygı duymanı istiyorum. Bu kadar kibarlaştın ya. Ben senin işini çözeceğim güzelim. Bak gel tam doğru yerdesin. Şimdi Özlem diyor ki kazandığının yarısını bana vereceksin. Evet. Artık burada ona da karşı çıkmayacağım. O kadar güzel güzel. Madem. Tamam Özlem'e veririm oğlumdan geri alırım. Yok artık. Evet. Özlem'e veririm. Hayır hepsini küçük gelinle. Ben yani bak seni ziyarete buraya gelmişim yani. Hepsini ona mı vereceksin? Bir daha çocuğun olsun mu? Özlem o zaman diyor o küçük gelinin de gelsin bunu seni bu ziyarete şimdi. Hadi. Evet. Hadi bakalım. Buraya ziyaret etsin. Özlem diyor hadi. Ki ben yarışıyorum. O küçük geline diyor şimdi evet, bilezik toplamam gerek. Evet hepsini üç ona topluyor. Üç tane istiyor diyor. Evet. Özlem de takacak üç tane diyor. Özlem bilezikleri var. En iyisini büyüğünü seçip ona taktın. Ama. Sen seç, sen karar vereceksin. Özlem'in bileziklerine bakacaksın. Sen karar vereceksin. Özlem şunu tak diyeceğim. Tamam annedir o da. Özlem tamam. Bak şimdi. Bak şimdi. Kıza diyor sözünü geçiremiyor. İki kız da dinlemiyor. Bana gücü yetiyor dedi Özlem. Oğulları onun sözünü dinler. Ne diyor? Oğullarım sözümü dinler diyor. Ama ne diyor? Özlem'in bileziğine bakacağım. Bunu tak diyeceğim. Sen Özlem'i ne yaptın? İşte diyorum ya mesela kızlarına öyle diyebilecek misin? Sen bana bugüne diyor, kadar bu gelinle ne yaptın merak ediyorum. Kızlarına Özlem, söyleyemeyeceğin şey Özlem, Özlem'e kızlarımı da ben yönetmez miyim? Şunu bilmiyorum yapacağınız, yani. Şunu alacağınız, şunu edeceğiniz, şöyle yapacağınız derim değil mi? Kızlara diyebiliyor mu? Kızlara diyebiliyor mu? Onlara da ben yönetirim. Hayır diyemez o kadar. Hayır. Niye? Onlar da ben özellikle ilk iki kızına hiç diyemez. Niye? Bir korkuyor onlar da. Niye? Niye korkuyor ya onlar, Allah. Ben öyle sert yapmıyorum. Onlar sert yapıyor. Sen gelinsin niye sert yapıyorsun? Ben göğsümde yumuşatıyorum. O daha, ben idare ediyorum. Onlar idare etmiyor. Sana aslında el kız muamelesi yapıyor. Sen benim oğlumla evlisin. Ama Özlem, aslında karşıma, kendi kızların el kızı olmuş. Özlem, senin karşıma, gelinin... Karşıma gelmiyor. Bak şimdi dinlemiyorsun. Senin kızların el kızı olmuş. Bu kadar sert konuşuyorlarsa seninle. Senin gelinin sana evlat olmuş. Her şeyi kaçırıyorsunuz ya. Aynen öyle. Özlem'in şu oyunu severim. Ne yaparsam yapayım karşılık vermez bana. Severim. Senin işine... Bak senin ya Hilmi bir düşünsene. Diyor ki Özlem'in şu oyunu seviyorum. Ne dersem onu yapar. İstersem yap olmaz da. Kendi kızına yaptıramıyor. Diyor ki Özlem'in bu oyunu seviyorum. Yok karşılık. Sen var ya beklediğinden karşılık daha farklı çıktın. Karşılık vermez bana karşılık. Hiçbir bir de Özlem'i sevmez. Çıktın. Bir de Özlem'i sevmez. Yok beni sevmez. Ama niye sevmiyor? Yok beni sevmez. Mesela şimdi kesin küçük gelin daha çok sevecek. Ya bayılacak sen bana olan. İki tane torun verdin. Niye sevmeyin kız?
Aşk olsun. Peki bir şey daha soracağım o zaman. Şengül abla mesela Hümeyra'nın ikinci kez evlendi ya Hümeyra. Çok da güzel bir eşi var. Çok tatlı. Çocuklarıyla beraber aynı evde yaşıyor. Çok büyük bir düğün yaptı. Şengül abla dedi ki ikinci evlilikte bu kadar şahşaa olur mu? Gelinlik giyilir mi? Evet biliyorum. Kendi izledim. Kızı da bunu yapmış. Sen evet, söyledin. Evet. Anlatsan hayatım. Nikah oldu demiş herhalde. Nikah oldu demiş. Evet nikah oldu ama nikahtan sonra da sonra çok büyük bir düğün oldu. Hatta düğün de gemide oldu. Kaç kişilikti? 20 kişi bile yoktu. Hayır 100 kişi falan. Bir şey söyleyeceğim. 20 kişi bile bizim yoktu. Bizim taraftan 20 kişi bile. Biz o taraftan da aile zaten 30 kişi. Çağırdık mı? O taraftan da bir sürü kişi vardı. Sen şimdi Hümeyra'nın kalabalığına mı takıldın? Evet. Yani gelinlik giymesine değil, oynamasına değil. Çok kalabalıkta yapmaması gerekiyor. Bizimki 20 kişi bile yoktu. Hiç kimseyi çağırmadık. Şengül, bir düğün yapılıyorsa ha 5 kişi olur ha 200 kişi olur. Düğün yapılıyor. Özlem sana bir şey soracağım. Yemekli bizi, çok güzel Boğaz'da bizi, düğündü. Vay, biz vay, şey yaptık vay, mı? Vay, haberimiz vay. Var mıydı? Haberimiz yoktu. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi sonuç haberimiz oldu yok. O zaman. Hiç haberimiz yoktu bizim. Biz nikahtan evimize gelecektik. Ben de biliyorum bu çok hastaydım. Hayır haberimiz vardı birkaç hayır, gün. Benim, 2-3 gün haberimiz önceden yoktu. Haberimiz vardı. Nikahtan da haberimiz yoktu. Kayınpedere şey olmuş. Hazırlamış. Vardı gemide olacağını. Belki yoktu. Sen unutmuşsundur. Ya unutmadım. Ben bir şey söyleyebilirim. İşine gelmiş. Şengül teyze. Bana dedim böyle şöyle olur mu yemek yaparken öyle sıraladım böyle her şeyi. Hı hı. Ondan sonra sen gitmişsin kızına evet, gelinlikle giydirmişsin, şey, düğünde yapmışsın. Sen çıktın, koca gelin giydim, konuşmak oynadım. Için konuşmuşsun. Bin kişilik. Bin kişi olsun. İsterse 2000 kişi olsun, isterse 3000. Sonuçta gelinlik giymiş. Bir de bir şey söyleyeceğim Özlem. Şengül ablaya sorduğumuzda hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Sen kendine nasıl bir düğün istersin dedik. Dedi ki Hümeyra'nınki gibi olsun. Demedi mi? Duymadınız mı? Hasetlik var. Boş konuşmuyorum. Gerçekten elimde söyledim. Gerçekten söyledim diyor. Kız bak kıza neler diyor. Bak, ama içimde kaldı. Ne düğün yapmış Songül Hanım? Ne düğün yapmış? Kızın da yapmış. Allah'ım hala aynı benim şeydi ama. Benim içimde kaldı. Aa. Benim için. Dur bir dakika aşkım ne oldu? Nasıl düğün yapmış? Senin? Bizlere olmadı ya öyle düğün. Tamam deminkini söyle. Attılar yüzümüze dua. Attılar, bir arabaya bindirdiler, götürdüler. İçimde kalmış dedi. Senin içinde mi kalmış? Evet. Düğün istiyor. Ben Hasan Bey'i tanımak istiyorum. Hasan Bey'e burada damatlığını alacağım. İstiyorsa Boğaz'da düğününü tekrar yapacağım. Hepsi benden. Allah korusun. Ben Şengül'e de en güzel gelinlikçe ben kendim giydireceğim. Kendim götüreceğim, ama bakacağım. Bunu gelinlik yan giydim ya son plan. Çünkü boşamıyor da. Bak, evet. Boşamıyor. Bir şey söyleyeyim. Bir şey söyle. Yarın gidelim ikimiz Özlem de. Bak Şengül benim gördüğüm şuradaki tablo ne biliyor musun? Çok fena bir hanımsın ve bu kız size fazla iyi gelmiş. Özlem'e ben bayıldım. Aynen öyle. Ben de bayıldım. Ben de sevdim düşünen valla. Yo ben bayıldım. Olsun, hem güzel şey. Hem zeki akıllı. Şimdi hanımlar ben ikisine baktığım zaman bir anne kız görüyorum olmuşsunuz. İkinizin de kalbi güzel. Bence birbirinizi de seviyorsunuz, atışıyorsunuz, didişiyorsunuz, birbirinize söylüyorsunuz ama bunlar hepsi seviyorum ben. Sevgiden. Sen çok iyi bir kızsın ben bunu kanaat getirdim. İnşallah Allah devamını getirsin. İnşallah böyle devam de edin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.